Herkese yeniden merhaba, ben Melis, kanalıma hoş geldiniz. Bugün başta da gördüğünüz gibi yine bir ikonik makyaj yapıyoruz. Bu kez birazcık daha koyu, tenlere mükemmel olan bir makyaj aslında. Açık tenler de çok güzel olur. Zaten hani açık tenlerden kastım benim gibi. Benden biraz daha açık olabilirsiniz, fark etmez. Güzel oluyor, birazcık daha yoğun kalıyor. Ama daha bronz tenler için çok güzel bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Hem gece makyajı, hem düğün, hem dernek, her şeyi kullanabileceğiniz mükemmel bronz, doğal. Makyaj. Hemen başlıyorum. Ciddi başlayacağım her zamanki gibi. Fondöteni falan süreceğim. Görüşürüz. Maalesef vantilatörü çalıştırmam gerekti. Çünkü gerçekten aşırı sıcak. Başlarken ne kadar tipsiz oluyorum. Bu kadar ten odaklı ve full coverage bir makyaj yapacaksam vitamin Enrich kullanıyorum Bobbi Brown'un. Makarun rengine artık geçiş yapmışım. Bayağı yürüye yürüye artık güneş altında herhalde bronzlaştım. Tamamıyla full coverage bir görünüm istiyorum. Çünkü yüzü boyutlandırmayı bronzer ve krem ürünlerle, highlighterlarla yapacağız. O yüzden cildimin mükemmel olması gerekiyor. Cildimi tek boyuta indirdikten sonra Makeup Forever Ultra HD sticklerinden bu hangi rengi? 180R530 rengiymiş. Bir garip bir rengi var. Bununla kontür yapacağım. Mix'in fırçasını alıyorum. Fırçanın yapısı çok yumuşak olduğu için abidik gubidik dağıtmamış oluyor. Homojen dağıtıyor. Ve bronz rengini çok güzel veriyor bence bu ton. Ve çok da kolay dağılıyor. Zaten Make Up For Women HD serisi mükemmel bir fondöten serisi bence. Özellikle normalden karmaya dönük ciltler için güzel olduğunu düşünüyorum. Böyle bu tarz makyajları birçok kişide görüyoruz zaten. Hem cildim fresh olduğu, çok ağır gözükmediği, hem de dudaklarda da böyle mat ruj yerine parlak bir şey kullanmış ama göz belirgin. Aynen de öyle bir şey yapmak istiyorum. Böyle standart Instagram makyajından ziyade kendini gösteren bir makyaj olsun. Şimdi sıra geldi concealer'a. Shape Tape Light to Medium kullanıyorum. Önce göz altındaki o koyu halkalardan kurtulacağım. Ve daha sonrasında yüzümüzü çılgınlar gibi aydınlatacağız. Yine Fit Me kullanacağım. Fit Me 05 rengi benim aydınlık tonum olarak bence çok çok güzel. O yüzden cildimizi bununla aydınlatıyoruz. Gerçekten bu sefer üçgen yapıyorum. Biliyorsunuz normalde böyle ay elleri şekle büründürün şöyle yapın demem. Alnımızda da biraz daha uzun bir çizgi yaratıyorum. Çünkü yüzümü uzun göstereceğim. Bu sefer yüz şeklimi hani ortaya çıkarandan ziyade farklı bir amaç uğruna uğraşıyorum. RCM pudrom alacağım artık kendi kabında ve baking yapacağım hemen. Göz altımda fazladan pudra bırakıyorum ki şimdi göz makyajı yaparken dökülme olmasın. Göz makyajında değişik bir ton var. Şuradaki gördüğünüz hardal tonu. Onu kullanacağım. Bu NYX'in Brights paleti. Bu tona yakın herhangi bir renginiz varsa onu da kullanabilirsiniz. İlk gölgemi bununla veriyorum. Önce kaşımı yapacaktım. Kaşımı yapmayı unuttum. O yüzden hemen kaşımı yapıp geleceğim. Hemen geri döndüm şimdi. Hala aynı renkteyiz. Biraz sarı durdu beklediğimden ama üstüne daha sonra geçebiliriz istediğimiz ürünü sonuç olarak. Önemli olan altta istediğim o sarı sıcak ton olsun. Yine Coco Chic'i kullanacağım. Çünkü Jaclyn Hill'den sıkıldınız. Bununla bir şeyler yapalım. Buradaki turuncu tonu birazcık alacağım. Bakalım performansı nasıl. Güzel bir turunculuk verdi ama o kadar turuncu istemediğim için biraz dağıtıyorum. Daha sonra sıcak bir kahve alacağım. Sırayla bunu, bunu ve şunu kullanmayı düşünüyorum. Bu sefer çok fazla dışarı çıkmayacağız benim normalde yaptığım gibi. Sanki böyle kaş sınırımda kalıyormuş gibi uyguluyorum bu kez. Şu iç köşelere de geliyorum biraz kahverengiyle artık. Göz çevremi daha büyük göstermek istiyorum çünkü.
Şimdi dış köşeleri önce odak haline getiriyorum. Farımı ilk olarak oraya uyguluyorum. Daha sonra iç taraflara dağıtıyorum. Yine fırçama belli belirsiz, yani gözüme fırçamla belli belirsiz dokunuyorum ki ürünü yoğun uygulamasın. Üstüne hafifçe bir kat gibi geçsin. Şuralara da yoğunlaştıracağız. İç köşelerimizi. Şimdi sıra geldi artık soğuk tonlara. Soğuk kahveler kullanacağım. Şu ve birkaç tane daha kahveye karıştırıp artık buraları derinleştirip o sıcaklığı azaltacağız. For Your Beauty markasının çok güzel ince bir fırçası. Rossmann'larda satılıyor. Eğer denk gelirseniz almanızı tavsiye ederim. Böyle detay blendinglerde, cut crease'lerde çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Şimdi göz altımı kalın bir far geçeceğim. Onu yine bu fırçayla yapıyorum. Ve bu soğuk ton ile halledeceğim bunu. Farınızı çok ince uygulamak yerine göz altını da biraz kalın uyguladığınız zaman göz çevresini büyütüyorsunuz. Bu sayede aslında biraz gözünüzde büyük göstermiş oluyorsunuz. Küçük bir göz yanılgısı. Özellikle göz şekliniz bademse bu makyaj sizin için. Orta kısımda ıslak görünen bir gri ton var. Bunu NYX'in Mochi paletindeki gri ile yapıp üstüne biraz bunu ekleyeceğim. Çok koyu durmasını istemiyorum çünkü benim ten rengim modeldeki gibi olmadığından biraz garip durabilir. O yüzden sürdükten sonra biraz daha aydınlatabilirim. Aslında aydınlatmama gerek kalmadı bence. İçindeki ışıltılar tam istediğim gibi durdu. Biraz dağıtacağım. Hadi şu iç köşelere birazcık şundan ekleyeceğim. Daha aydınlık durması için. İstediğim görüntüyü alınca ben. Tam etimler birazcık daha sıcak oldu ama hiç sorun değil. Zaten sıcak tonlar var. Kendimi uyarlamış oldum. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz siz de sonuç olarak. Şimdi kirpik dibine çok ince bir şekilde kalem geçip dağıtacağım. O da takma kirpikleri desteklemesi adına. L'Oreal'in Infallible Gel Coraline Waterproof siyah kalemini kullanacağım. Dediğim gibi çok ince bir uygulama yapacağım. SGS'nin 82 numaralı kirpiğini takıp hemen geliyorum. Ben yaptım diye demiyorum. Harika duruyor. Mükemmel oldular. Çok beğendim. Şimdi yine waterproof maskara uygulayacağım. Sanırım bu kirpikleri artık daha fazla uygulayamayabilirim. Maybelline Lash Sensation'ı uyguluyorum. Ben kirpikleri taktıktan sonra maskara uygulayanlardanım. O zaman daha gerçekçi oluyor. Daha güzel kirpiklere oturuyor çünkü. Alt kirpik dibine iyice dipten uyguluyorum çünkü onun kirpik dibinde sanki kalem varmış gibi ama o kadar yoğun bir uygulama olmadığı için büyük ihtimalle maskara var. Son dokunuşumuz göz içine krem rengi kalem. Şu tarafı sürdüm. Gördüğünüz gibi gözünüz birazcık daha büyütüyor böyle elini boyuna doğru. O yüzden böyle bir şey güzel olur. Ben de Kiko'nun kalemi. Ama sanırım kalıcı koleksiyondan değil. O yüzden adı falan silindiği için bilmiyorum ne olduğunu. Dudaklarımdaki fondöteni biraz sileceğim. İtalya'dayken Kiko'dan iki tane mükemmel bronzer aldım. Diğeri de bunun aynısı. Hemen gösteriyorum. Şöyle. Bir tanesi ışıltılı, bir tanesi mat. Kapları da çok güzel. Ve bence Marc Jacobs'ın bronzerlarına muadil. Neden? Ben de olmasa hemen nasıl böyle muadil gösterebiliyorum? Denedim. Böyle iki kere falan denedim. Yapılarını anladım o süre zarf içerisinde. Mat olanı bence bayağı benziyor. Eğer Türkiye'ye gelirse bu Jelly Jungle serisi mükemmel bir seri. Üstüne atlayacağım yeniden. Şimdi Jelly Jungle serisinden Kiko'nun
Warm Moonson, Moonson adlı rengini kullanacağım. Bu çok pigmentli bir ürün. İlk izlenim videosu çektim ama yayınlama konusunda emin değilim. Eğer yayınlarsam orada görebilirsiniz. Ama gerçekten böyle yoğun yoğun pigment veren bir ürün. Biraz daha ince uygulamam gerekiyor. Ve cildime ışıltılı bir bronz katmak istediğim için bunu uyguluyorum. Bu arada çok güzel böyle vanilyalı bir kokusu var. Açıkçası şaşırttı beni. Şimdi sıra diğer renginde. Bu da 5 Storm diye 01 numaralı renk. Bunu da derinleştirmek için kullanacağım. Şimdi uzun göstermek istediğim için orta noktaları hiç uygulamıyorum. Sadece yanları uyguluyorum. Biraz da şuralara doğru getireceğim tabii ki. Ve mükemmel ötesi bir burun kontürü var. O yüzden o burun kontürüne ulaşmam lazım, anlıyor musunuz? Fırça. AliExpress setlerinden çıkan bir fırça. Bunu kullanacağım hiç aklıma gelmezdi ama kullanacağım şimdi. Buradaki sarı ton ile aydınlanmasını istediğim yerleri aydınlatacağım. Çünkü çok bariz bir şekilde mat aydınlığı var yüzünün orta kısmında. Onu da sarı renkli yaparım diye düşünüyorum. NYX'in yine Sivil Cheek paleti bizi kurtaracak. Buradaki şeftali tonunu allık olarak uygulayacağım. Makyajın en güzel kısmı highlighter'a geçmeden önce dudak kalemini, dudaklarımı çerçeveleyeceğim. Kalemlerim de bunun içinde. NYX'in Sugar Pill miydi? Sugar Glass kalemini kullanacağım. Bu kahverengi alt tonu çok güzel bir kalem. Tüm dudağa da geçebilirim, emin değilim. Bir bakalım. Tam ortaya kadar değil, sadece çerçevelere geçiyorum bölümüne. Daha sonra Estée Lauder'un Naked'de 140 numaralı rujunu kullanacağım. Acık yemişim. Son olarak da Bobbi Brown'un Bellini Gloss'unu kullanacağım. Çünkü ortası çok güzel parlıyor. Hatta çerçevelere biraz daha kahverengi dudak kalemi bulup geçiyorum hemen. Kiko'nun Gold Waves Lip Liner'larından 02 numarası biraz daha kahverengi dudak kenarlarımı geçeceğim. Tam bir 90'lar makyajı yapacağım herhalde. Ona doğru evriliyor. Böyle bitti. Şimdi size geldi highlighter'a. Coco Sheen'in. Hiç beklemezdim gerçekten yani. Tipi zaten Anastasia'nın çok benzeri. Ama highlighter performansının çok kalıcı, çok parlak. Rengi tam tenime uygun, hiç beklemiyordum. Biraz böyle pudra yapıda bir şey beklerdim bundan. Çok güzel çıktı. Şimdi bunu uygulayacağım. Sadece uygularken yapısı biraz yoğun olduğu için çok ince davranmanız gerekiyor. Tek başına yani ben bunu normalde hani iki ülü ürünlerle elde ediyorum. Bu tek başına istediğim ışıltıyı veriyor. Burnunda harika bir parlaklık var. Onu seve seve vereceğim. Ve tabii ki şimdi Fix Plus ile yüzümüzü iyice ıslattıktan sonra highlighter'ı yeniden geçiyorum. Makyajı burada bitirdim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bence her ten rengini kullanabileceği nadir makyajlardan biri renk tonları diyebilirim. Herhangi bir ten renginde kendinize bunları seçtiğiniz zaman çok farklı boyutlarda seksi duruyorsunuz. Mesela işte bende ruj dudak rengi biraz koyu duruyor ama daha esmerlerde daha nude duruyor. O yüzden biraz daha büyük gösteriyor dudakları. İşte gözler, renkli gözlerde biraz daha ortaya çıkarırken kahverengi gözlerde böyle seksi bir bakış atmasını sağlıyor gibi. Bence herkese yakışabilecek bir makyaj. O yüzden böyle grilerden de korkmadan, eğer gri bir kıyafetiniz varsa, şimdi mezuniyetlerin düğünlerin yaklaştığı opsiyonları düşünüyorum. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Yani gri kıyafetim var ya da soğuk tonda bir kıyafetim var ama sıcak tonlarla olmayacağını düşünüyorum diyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü ten rengimiz sarı alt tonlu olduğu sürece sıcak tonlar mükemmel bir uyum sağlayacaktır. O yüzden bunları kullanmakta korkmayın. Gri bir makyaj yapacaksanız da bu şekilde uygulayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bence harika, seksi, mükemmel ötesi bir makyaj. Herkesin de kullandığı bir makyaj. Eğer örnekleri bulabilirsem buraya koyarım. Ama Kim Kardashian sayfasına girseniz zaten milyon tane bundan göreceğinizi düşünüyorum. O yüzden umarım işinize yaramıştır. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi,
ve ikonik makyajların devamını izlemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız daha çabuk haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.